Ah canım ya, çok acıklı. Baba? Baba ya, unuttum sandın değil mi? İhmal ettim tabii sizi bu aralar. Aldınız yürüdünüz siz de. Söyle bakalım, neredeydin bütün gece? Geldiğimizde uyuyordun, uyandırmak istemedik. Ama öldük meraktan kızım. Ya okul çıkışı arkadaşıma gitmiştim. Nereye, kime, hangi arkadaşa gittiniz? Ya bizim okuldan, Keremler filan. Okulun orada ev tuttular. Ders çalışacaktık beraber. Ha, gece yarısına kadar. Ya sonra dönerken şey oldu. Ne oldu söylesene kızım. Mahalleden serseriler önünü kesmiş baba. Ya sıkıştırmışlar kızı, zor kurtulmuş ellerinden. Vallahi. Ne? Kızım, kızım bir şey oldu mu söylesene. Yok ama çok korktum. Bana bak, eğer sabahlara kadar gezip tozup sonra da böyle bahanelerle beni kandırmaya çalışıyorsan. Hayır baba, kandırmıyorum. Yemin ederim, inanın. Selin? Senin koluna ne oldu böyle? Söylüyoruz ya anne, peşindekilerden kaçarken düşmüş işte kızcağız. Kimmiş onlar? Söyle Selin, tarif et şunları bana. Ya otoparkçı Ejder. Otoparkçı mı? Ne istiyormuş senden? Bilmiyorum baba. Tamam canım, tamam, sakin ol. Otoparka kadar geldi ha. Sonra Ejder abi. Geldi. Böyle bir baktım, böyle kedi yavrusu gibi sinmiş yavrucak. Böyle bir korkma dedim ya. Yani Ejder gecenin şu saatinde sokakta kalmış bir kadına el uzatacak adam değildir dedim. Etkilendi haliyle. Rahatladı yavrucak. Su mu serptik işte. Ama nasıl güzel vallahi. Nasıl güzel. Böyle sanırsın gökten yıldız kaydı, otoparka düştü. Ya Ejder, senin aklın kaymış olmasın. Benim kafamı mevzuyu hiç kesmedi de. Höst, sana dil bana düştü diye çamur mu atıyorsun lan? He? Oğlum bizim karizmatik yapımız Ahmet'i Genco cebinden çıkarırlar. Bunu kafana sok, ben sokmayayım. Abi sonra? Sonra beni eve bırakır mısın Ejder dedi. Bana Ejder diyor. Benden başka kimseye güvenemezmiş. Tabi haksız değil şimdi kız. Mahalle gecenin o saatinde it kopuk dolu. Değil mi lan? İşte sonra biz centilmen bir adam olduğumuzdan haliyle evine bıraktın işte. Ya ben pek anlatmak istemiyorum aslında ya. Çünkü övünür gibi olmasın. Olan var, olmayan var. Değil mi nazar değer sonra? Ya bugün gelecek zaten. Görürsünüz. Biz de şöyle bir sinemaya minamaya gideriz, böyle bir yemek memek. Ondan böyle canta gibi giyindin değil mi abi? Helal olsun. Delikanlılığın icabı oğlum. Burhan'ın araba değil mi şu? Ejder. Buyursunlar. Bir emriniz mi var Burhan Bey? Necati Bey'in ikizlerinden biri senin yanındaymış dün gece, öyle mi? Evet, biz evine kadar bıraktık kendisini. İyi yaptın. Şimdi bir işimiz var seninle. Atla bakalım. Oğlum yengen gelirse söyle, benim bir işim var, hemen dönerim, tamam? Tamam abi. Kızına yardım etti diye para verecek Necati Bey. Bana pek öyle gelmedi ama. Aa bak, Ejder abim de geldi. Geç lan. Ejder! Bu sana ders olsun. Bir daha Necati Bey'in ailesine 100 metreden fazla yaklaşmayacaksın. Dur abicim. Ulan! Abi iyi misin abi? Ejder, ne yaptılar aslanım sana? Abi yürü, polise gidelim. Polis? Yok. Bu benim şahsi davam. Tamam. Oğlum evine gidip yatsana lan. Şu haline bak, kazazede gibisin ya. Yok arkadaş.
Hiçbir yere kımıldamam. Göreceğim o kızı. Abi nasıl göreceksin? Gözünün biri kapalı zaten. O kız buradan geçecek oğlum. Göreceğim ben o kızı. Görecek bunları. Abi göreceğin de ne olacak? Bak bir gördün neler geldi başına. Kim bilir bir daha görsen... Kes lan! Bilirim ben ne yapacağımı. Sen ne sırıtıyorsun lan pişmiş kelle gibi? Oğlum, bu kadar dayağı yedikten sonra hala kızı düşünüyorsan tadı damağında kalmış demektir. Oğlum, kaç kere söyleyeceğim lan? Ben kıza elimi bile sürmedim lan. Biz de yedik. Geç bunları, geç. O serseri bir daha yanaşamaz sana. Ayakta durabildiğini bile sanmıyorum. Ayakta duramaz mı? Neden ki? Çünkü kızıma yanaşan... Baba, bu o. Korkma kızım. Gövde gösterisi yapıyor aklı sıra. Baba, ezeceksin adamı. Blöf bunlar. Nasıl kaçacak bak şimdi. Baba, hiç kaçacak gibi durmuyor ama. Şov yapıyor kızım. Bak gör şimdi. Kış dersin, hamam böceği gibi kaçar bunlar. Ejder, oğlum sen deli misin? Ezecek şimdi herif seni. Çıksene! Ejder! Ya baba oğlum. Dur, görmüyor musun? Çekilmiyor. Korkmayın, Ejder. Son anda nasıl kaçacak göreceksiniz. Baba yapma, dur. Çekilmiyor, dur sana, baksana! Lan. Ejder, bana bak oğlum, başını belaya sokacaksın. Çıksene! Başını belaya sokma, Ejder! Baba çarpacaksın, yapma baba! Baba! Baba Tibet de orada! Ejder, hadi oğlum. Abi ona çarpıyorsun baba! Sarsan! Kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun? Tamam, bırak! Kalk abi. Allah'tan Tibet buradaydı. Resmen kendi hayatını tehlikeye attı. Neden yalan söyledin? Git yoluna yoksa fena olacak. Ben sana kötülük mü yaptım? He? Ben sana elimi hadi, mi sürdüm? Hadi, hadi, hadi! Olay yaratmanın alemi yok. Üstüme titredim be. Üşümediği elbise buldum sana. Evine götürdüm sağ salim. Sen bana iftira attın ya. Necati amca. Polis çağırayım mı? Çağır. Çağır. Polis çağır, jandarma çağır. İstediğini çağır lan. Yıldıramazsınız beni. İster milletvekili ol, ister başbakan. Haklıyım ben, anladın mı? Ulan kızına iyilik yaptım. Ağzını burnumu kırdınız lan. Ama yılmam ben. Oğlum götürün şunu, yoksa... Abi yeter. Gidelim. Ejder, hadi gidelim. Hadi oğlum. Sen adam görmemişsin adam. Adam görünce şaşırmam bundan. Ama hesaplaşacağız lan yine. Bitmedi daha. Tibet, kızları okula götür. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hadi yürüyün çabuk. Kurban olayım akıllı oğlu oğlu. Sürerler biz burada. Hadi. Aklınıza sokun oğlum. Tamam. Bu hikaye bitmedi. Tamam. Hesaplaşacağız. Tamam Ejder. Daha yeni başlıyor. Hadi abi. Tamam. Aklını sokma. Tamam hadi.